Esenlikler değerli Öntürk Akademisi takipçilerimiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Kısa söyleşilerde bu akşam konuğumuz tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı çok değerli bilimci, jeofizik yüksek mühendisi, gezgin, yazar ve Türk dili köken araştırmacısı Sayın Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan. Ben önce sizin kısa bir özgeçmişinizi okumak istiyorum izninizle seyircilerimiz için. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu olan Sayın Ercan, 10 Kasım 1947'de Aydın Nazilli'de doğdu. 1970'te İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 1973'te ABD Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisansını, 1975'te Colorado Madencilik Okulu'nda doktorasını, 1980'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde post doktorasını tamamladı. 1975-2004 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği, emeklilikte de Yeditepe ve Maltepe Üniversiteleri İnşaat Mühendisliği bölümlerinde öğretim üyeliği yaptı. 1983'te Yeraltı Aramacılık adında bir bilimsel araştırma kuruluşu kurdu. 2000-2002 yıllarında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanlığını, 2002-2004 yıllarında ise Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Genel Başkanlığını yaptı. 2006-2007 yıllarında İran Devleti'nin petrol danışmanlığını üstlendi. 1974'te Amerika'da yılın en başarılı yabancı öğrencisi, 2000'de İstanbul Üniversitesi yılın iletişimcisi, 2002'de Halkın Onur Ödülü, 2003'te Aydın Derneği yılın deprem bilimcisi, 2004'te Atatürkçü Düşünce Derneği yılın Atatürkçü Bilim Adamı, 2005'te Azerbaycan'da en başarılı bilim adamı, 2019'da Tüm Bürokrat ve İş Adamları Federasyonu yılın deprem bilimcisi ödüllerini aldı. Yayınlanmış 34 metik, 380 bilimsel yayın ve 860 araştırma tasarımında imzası bulunan Sayın Ercan, başta Milli Merkez, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Tüm Öğretim Üyeleri Derneği olmak üzere 24 Çipal Toplum Kuruluşu'na ve Öntürk Akademimize üyedir. Boğaziçi Gezginler, Türk Ezgileri, Aydınlar, Tatbilirler, Sevgi, Sağlık, Eğlence, Çevre topluluklarının kurucu başkanıdır ve İngilizce bilmektedir. Esenlikler değerli Övgün Bilmenim, söyleşimize hoş geldiniz, onur verdiniz. Biz sizi katıksız bir Atatürkçü, sıkı bir bilim güder yani laik, iyi bir yurtsever olmanızla, yüksek çevre bilincinizle, ağaç dikmeyi çok sevmenizle ve tabii ki en önemlisi de bilgin bir yer bilimci olmanızla tanıyoruz. Ancak siz bu özelliklerinizin yanında ayrıca çok da iyi bir Türk dili köken araştırmacısısınız. İşte bu iki cilt, 235 bin sözcük ve 59.560 tanımdan oluşan ve adını Ural Altay Asya Türkçesi koyduğunuz köken ve karşılaştırmalar sözlüğüne tam 45 yılınızı harcadınız. Öncelikle Türk dilinin gelişmesine yönelik verdiğiniz bu büyük emekler için size akademimiz adına çok teşekkür ediyor ve sizi saygıyla esenliyorum. Sağ ol. Değerli Övgün Bilmenim, Türk Turan dillerine ilginiz ne zaman, nasıl başladı? Bize bu uzun yolculuğunuzun öyküsünü kısaca anlatır mısınız? Bu aslında üniversite yıllarında eğitimim sırasında öğretim üyelerinin kullanmış olduğu Fransızca ve İngilizce sözcükler benim tırmalıyordu. Söz gelimi anizotropi gibi ya da emerjans açısı gibi ya da mineral gibi. Bunlar tırmalıyordu beni. Sonra Amerika'ya yüksek eğitim için gittim, döndüm İstanbul Teknik Üniversitesi'ne. Öğrencilerin bana nümerik analiz ve kompütür programlama diye bir dersi verdiler. Baktım dersin adı İngilizce. İngilizcenin Türkçe okunuşu. Sadece en sonda A harfi Türkçe, gerisi hep İngilizce ve Arapça. Bu aykırı geldi bana çok. Sonra çocuklar dökülmüştü. Çocukların %92'si dökülmüştü. Onları çağırdım. Neden diye. Dediler ki ya hocam,
Bizim bir hocamız var, İngilizce gibi Türkçe konuşuyor dediler. Çocuklar böyle deyince ben hemen dersi Türkçeleştirmeye başladım. Hemen adını değiştirdim öncelikle. Sayısal çözümleme ile bilgisayar izlenceleme diye adını değiştirdim. Ve dersi neredeyse %100 Türkçe verdim. Yani mesela dimension kelimesine dahi boyut diye veriyordum. Formatı biçem diye veriyordum. Sonuçta tabii benim dil bilgim çok fazla değildi teknik olarak. Bu kez hemen sözlüklere daldım. İlk daldım Ali Püskülloğlu'ydu. Daha sonra yeterli gelmedi. Başka sözlükleri araştırmaya başladım. Yani hem ders veriyor hem de Türkçemi geliştirmeye çalışıyordum. Karşılıklar olarak teknik terimlerinde her anlamda Türkçeleri yoktu. Dolayısıyla türetme yollarını da gitmek gerekiyordu ve Atatürk'ün derleme sözlüklerini Türk Dil Kurumu'ndan aldım 12 ciltlik. Sonra tarama sözlüklerini aldım. Benim gittikçe kütüphanem artıyordu Türkçe ile. Hem ders veriyorum teknik olarak hem de Türkçe geliştiriyorum. Ana amaç dersi Türkçe anlatmaktı ve ders notları yazıyorum Türkçe. Çocuklar gülüyorlardı benim Türkçemi. Mesela kılgın diyordum kolay yerine, pratik yerine kılgın diyordum sözün gelişi. Casus yerine çaşıt diyordum. Özellikle o zaman solcular ve sağcılar vardı. Şeyde ilginçtir, bugün için Türk diline özleşmesine karşı olan ülkücüler benim Türkçemin hoşlarına gidiyordu. Acaba hoca da ülkücü mü diye düşünüyorlardı. Solcular zaten Türkçe'ye karşı eğilim gösteriyorlardı. Onlar için bir sakınca yoktu. Böyle güle oynaya ve yeni Türkçe sözcüklerinin anlamlarını anlatarak %100 Türkçe ile bir ders verdim. Derste geçme oranı %99'du. Neden %100 değildi? Sadece devamsız olan öğrenciler derste kaldılar, hepsi geçti. Demek ki insan hangi dilde eğitim görürse o dilde düşünür kişi. Eğer önceki hoca İngilizce gibi Türkçe kullandığı için çocuklar korktular, anlayamadılar, düşüncelerini geliştiremediler ve başarısız oldular. Burada başarısız olan çocuklarımız değil, öğretim üyesinin ta kendisiydi. Şimdi o zaman doğru yolu buldum diye düşündüm. Bu kez çalışmalarım sonra elektromanyetik prospeksiyon diye bir ders verildi ve data analysis diye bir ders daha verildi. Sismoloji, inverse solution gibi çeşitli dersler verilince bu kez ben iyice dallandım, budaklandım. Artık vızır vızır Türkçe çalışmaya başladım. Türkçenin içine girdiğim zaman engin bir deniz olduğunu gördüm. Ve şimdi Türkçeyi Türkçeleştirmenin 5 tane yöntemi vardı aslında. Bu 5 yöntem İşte türetme, birleştirme, birden çok sözlükle karşılama, anlam aktarımı ve diğer ağızları araştırma. Şimdi diğer ağızları araştırma dediğiniz zaman Türkiye'nin dışına çıkmam gerekiyordu. Çünkü Kırgızların kullandığı Türkçe, Kazakların, Teleütlerin, Özbeklerin, Türkmenlerin, Saka Türklerinin, Ameritlerin, Güney Amerika'da kullanılanlar, Kızılderililerin gibi bu kez dünya boyutuna yayıldı olay. Ve sürekli sözlük tarıyordum ve aynı zamanda oralara gidip derlemeler yapmaya başladım. Yani Orta Asya'dan Amerika'ya, Kuzey Amerika'ya,
Böyle iyice bir artık bir okyanusun içinde kulaç atıyordum. Sürekli sözlük okuyorum ve yeni sözcükler çıkarıyorum. Ancak tabii bizim Türkiye'de konuşulan Oğuz Türkçesi konuşuyoruz biz. Kaşgarlı Mahmut da onu söyler. Oğuz Türkçesi şiir gibi bir dildir der. Ve diğer Türkçe ağızlar içinde en anlaşılır ve en kurallı ve en varlıklı olan Oğuz Türkçesidir diye söyler Kaşgarlı Mahmut. Gerçekten de öyleydi. Şimdi Telaütleri en çok zorlandığım Saka Türklerinin Türkçesiydi. Onlarda iki tane sesli harf yan yana gelebiliyor. Üç tane sessiz harf yan yana gelebiliyor. Saka Türklerinin Türkçesi sanki Kızılderililerin, Altaylıların Türkçesi gibiydi. Uygurları da yani Uygur Türkçesini çok benzer bulurlar. Pek değil. Onlar, o halklar ön Türkçe konuşuyorlar diyebilir miyiz? Ön Türkçe. Bence değil. Yani çünkü dilleri çok kısır. Yani sözcük sayıları çok az. Çünkü sözcükler ne zaman artar? Bilim ve teknolojiye yakınsan, uygarlığı yakınsan sözcük sayısı artar. Şu anda dünya üzerinde en çok sözcük sayısıyla konuşan ulus Türk ulusu, yani Anadolu Türkleri. Diğer türlü ne Azeriler, mesela Azeriler Rusça etkisinde kalmışlar, efendim Farsça etkisinde kalmışlar. Anadolu Türkleri ise ne yazık ki İslam dininin etkisi altında bir sürü Arap kelimesi girmiş. Keza şairlerin ve yazarların o zamanki işte sözde yakışıklı şiir yazmak için tutup da Farsçadan birçok kelime alıp Türkçenin içine sokmuşlar. Ve Osmanlıca denilen halkın anlamadığı apayrı bir dil çıkmış. Ve Osmanlıca zaman içinde Türk aydınların ağzına da inmiş. Yapılacak iş çok fazlaydı. Tabii ben bir dil bilimci değilim. Bu ama dil biliminin içine girmek zorunda kaldım. Çünkü dil bilimciler der ki teknik terimleri ancak o teknik terimi kullanan kişiler üretebilir derler. Yani ben bir jeofizik mühendisi olduğuma göre jeofizik mühendisinin terimlerini bir dil bilimcinin bekleyemem. Ama sözcük türetmenin de bir kuralı var Türkçe'de. Bu kuralın dışına da çıkamazsın. Şimdi onun için Türk dilinin yapısını bilmeniz gerekiyor. Yani Türkçenin yapısı nasıldır? Sözcük yapısı nasıldır? Tabii çok yalın olarak sözcük yapısı kök, gövde ve eklerden oluşuyor. Ama hangi, şimdi burada en önemli olan köktür. Mesela yakutların gövde ve ekleri bizimkinden farklı. Mesela zaman ekleri var. O zaman ekleri bizimkinden farklı. Dolayısıyla Türkçe zaten Cumhuriyet'le birlikte bir devrim geçirmiştir, iyileştirilmiştir. Konuşma daha kolay konuşulabilir ve ses uyumunun daha böyle ezgisel olması konusunda Cumhuriyet'ten sonra dil bilimciler çalışmıştır. Sözün gelişi kalın sesle başlayanlar kalın sesle biter, ince sesle başlayan ince sesle biter. Türkçe'de a, o, u, ı, e, ü, ü, i diye bir kural vardır. Büyük ses uyumu. Bu kural tamamen Türkçe'ye girmiştir. Ama şimdi sözcük üretirken bir defa isimden mi sözcük üreteceksin yoksa eylemden mi sözcük üreteceksin? Ve bu içe dönük mü olacak, dışa dönük mü olacak? Bulunduğu yerde sözcük kımıldayacak mı? Ya da serpilecek mi sözcük? Gidip gelecek mi? Yani Türkçe'de her sözcüğün bir hareket yönü vardır. Şimdi bunu biz bilmeden kullanıyoruz ama sözün gelişi,
tsunami derken tsunami veyahut süpürme diyelim. Mesela evi süpürüyorsunuz değil mi? Süpürge diyoruz değil mi? Süpürge. Süpürge diyoruz değil mi? G eki burada aygıt yapıyor. Yani süpüren aygıt. Burada eylemle süpürmek. Süpürge koyduğun zaman bu süpürmede kullanılan aygıt. Ama süpürge ne oluyor? Sadece aygının adı. Bir de mesela tsunami kelimesi var. Ya bunu Türkçe'ye çevirmek için bu kez süpürmeden süpürmeyi aldım sözün gelişi. Çünkü tsunami olayı nedir? Deprem dalgasının deniz tabanından ne var ne yoksa taş, toprak, balık, malık ne varsa dibinden süpürerek önüne kattığı suyu atmasıdır. Ama atar, sonra da geri gelir. Şimdi hem süpürmesini söylemen gerekiyor, hem de geri gelmesini söylemen gerekiyor. Aynı sözcük içinde yapman gerekiyor buna. Şimdi gidip gelme olayı ti, tü, ta, te ekleriyle olur. Mesela burada hemen süpür, tü diye çıktı. Tsunami, süpürtü. Yani ne oluyor? Süpürüyor ve geri dönüyor. Evet. Süpürtü geçici bir olay. Şimdi bu tabii beni çok coşku içine soktu. Her yeni sözcükle yeniden doğdum. Yeniden bir buluş gibiydi benim için. Bu engin deniz içinde kulaç atmaya başladım. Şimdi dolayısıyla bir türetme olayına girdim. Çünkü kendi dalımda sözcük türetmeye başladım. Sözün gelişi atomdan söz edeyim. Atom, atomun Türkçesi ne? Şimdi atom parçalanmayan en küçük madde. Değil mi? En küçük. Evet. Şimdi o zaman kökü bulmanız gerekiyor. Şimdi bir taşı öğüttüğünüz zaman en küçük parçaya ne diyoruz biz? Toz diyoruz. Evet. Değil mi? Toz. Toz diyoruz. Şimdi atom ama tozdan dahi daha küçük, görülmeyen bir büyüklükte. O zaman ekler var. En küçük eki. Yani minimumun karşılığı olan bir ek. Bu muk, mik, mek, mak. Toz muk dediğiniz zaman atom oluyor. Şimdi atom bilinemeyen en küçük madde. Değil mi? Ama atom varken bir de kuark çıktı. Dendi ki atom da bölünüyor. Atom bölündüğü zaman parçalara kuark deniyor. Peki kuark ne olacak? Çok zor değil. Kuark. Şimdi toz mu atom? Şimdi az mı demek ki atomdan daha küçük olması gerekiyor. Toz mu cuk. Toz mu cuk. Türkçenin gücü. Türkçenin gücü hocam. Türkçenin gücü, üretme gücü. Evet. Birden ne oluyor? Kuark oluyor. Kuarkın karşılığı evet. Oluyor. Evet. Şimdi sözün gelişi en çok zaman ayırdığım şeylerden bir tanesi fizik kelimesi. Fizik Arapçadır. Arapçadan İngilizceye geçmiştir. İngilizler de physics diye söylerler ona. Onun Türkçesi ne olabilir sözün gelişi? Bunun için ben belki 5-6 ay çeşitli karalamalar yapmışımdır. Yani böyle her sözcüğü hemen defteri kalemi önüme alıp hemen bulamıyorum. Şimdi önce fiziğin tanımını yapman gerekiyor. Fizik maddenin özünü inceleyen bilim. Maddenin özünü inceleyen bilim. Şimdi burada ulu bir bilimden söz ediyorsunuz. Bu ana bir bilim. Mesela fizik, kimya, matematik, biyoloji bunlar ana bilimlerdir. O zaman demek ki
maddenin özünü ilgilendirecek. O zaman kök ne oluyor? Öz oluyor. Öz. Öz. O zaman buna ek getirmen gerekiyor. Diyeceksin ki bunun bunu inceleyen bilim dalı. Onu yüceltmen gerekiyor. Yüceltici bir kımsa vardır. Harf. Bu çok yükseltir. Sözcüğü alır, bunu ulu bir sözcük haline getirir. O da K harfidir. Şimdi demek ki öz buldun. Buna bir K harfi ekleyeceksin. Arasına ses uyumuna uygun olarak Ü'yü koydum. Özük oldu. Müthişsiniz. Özük oldu. Fizik. Ama 6 ay, 7 ay almıştır bunu bulmak. Hani şu anda çok kolay giriyor ama 4 tane harften oluşuyor. Özük iki karşılığı. Ben bir jeofizikçiyim. Evet. O zaman yer özükçüyüm ben. Yer özükçü. Çünkü jeo yer. O zaman yer özükçüyüm. Böylelikle jeofiziği Türkçeleştirmiş oldum. Candan kutluyoruz sizi bilmenin. Atatürk'ümüzün de hedefi buydu. Türkçeyi bir bilim dili, bir sanat dili, bir kültür dili yapmak. Tabii ki bilim dili yapmak için de bilimcilerimize iş düşüyordu. Öyle, kesinlikle. Siz şimdi emaneti, görevinizi yerinize getirmişsiniz. Kutluyoruz. Yani ben biçimsel Atatürkçü değilim. Ben gerçek evet. Atatürkçüyüm. Onun ülküsünü yerine getirmeye çalışıyorum. Çünkü Atatürk ne dedi? Yabancı sözcükler dilimizde konuklarımızdır. Bir gün gidecekler dedi. Evet. Yabancı sözcükler dilimizde konuklarımızdır. Bir gün gidecekler. Atatürk başka ne diyor? Atatürk bir defa tarihin gördüğü en büyük Türk'tür. Yani Oğuz Kağan, Oğuz Kağan hepsinden daha büyüktür. Evet. Yani bunun eğitimli bir insan bu. Çağdaş bir insan. Dünya üzerinde, dünya önderi seçilmiş bir insan. Oğuz Kağan'la karşılaştırılır mı? Birisinin elinde kalkan mızrak, birisinin elinde kitap ve bilgi. Okumasını yazmasını bilen bir adam. Oğuz Kağan'ı küçültmek için söylemiyorum. Yani karşılaştırılmaz yani şeyle. Kesinlikle. Şimdi Atatürk başka ne diyor? Atatürk kullanmış olduğunuz tümce içindeki yabancı sözcüklerin sayısı sizin dışa bağımlılık oranını gösterir diyor. Tam böyle bir yumruk atıyor öyle mi? Kesinlikle. Kullanmış olduğunuz tümce içindeki yabancı sözcüklerin sayısı sizin dışa bağımlılığınızın oranını gösterir diyor. Yani abi bu işin prosedürü ne be? Brother bir söyleyiver bunu dediğin zaman o prosedür ne diyor Atatürk? Ulan sen ne biçim Türksün diyor. Sözcüğün içinde bak diyor şey kullanıyorsun. Şimdi dolayısıyla ya bu işin yöntemi böyle desen ne olur yani? Prosedürü niye koyuyorsun? Bu aşağılık duygusudur bu. Aşağılık duygusudur. Şimdi bizim bisikletçiler de beni dinliyorlar burada. Hepsini esenliyorum. Bizim bir bisiklet topluluğumuz var. En genç bisikletçiler diye. Ben orada hep iki teker derim, dalga geçerim. Bisikletin Türkçesi gerçekten bicycle iki teker demek zaten. Bicycle, by iki demek Türkçe'de. Cycle da tekerlek. Bicycle gibi. Şimdi söz gelimi kimya. Kimya ne olabilir? Kimyayı ben bulmadım. Kimya, bunu Orta Asya, Ural Altay sözcüklerine baktığım zaman onu oradan buldum. İşte buna devşirme denir. Bunları devşirme denir. Şimdi dolayısıyla bizim Orta Asya'da madem aynı evginin yani ailenin bileşenleriyiz. O zaman onlar ne diyor diye onu araştırmam gerektiğini. İşte benim Ural Altay dillerine girmemin nedeni buydu. Yani çünkü orada varsa onu al, türetme. Yani oradaki farklı
Sen farklı konuşma. Yani orada varsa onlardan al. Bunlardan konuşmamız sırasında örnekler vereceğim size. Yani o beni Ural Altay'a götürdü. Çünkü Anadolu'yu zaten biliyoruz. Şimdi bunların üzerine daha çok doktoralar yapılması gerekiyor. Master çalışmaları yapılması gerekiyor. Mesela ben filoloji bölümünde yani dil bölümünde çok eminim ki birçok kimse benim Ural Altay Türkçesi kitaplarımı hiç okumamıştır diye düşünüyorum. Yani ben arzu ederim ki benim yaşım ona yetmez artık. Yani 45 yıldır derlediğim bu sözcüklerin içinden bunların yeniden derlenmesi gerekiyor. Nasıl? Bu kitapların öğrencilerimiz tarafından hepsinin ele alarak çekimlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü ben orada nasıl buldumsa öyle aldım. Onun anlaşılabilir olması için en çok harcadığım zaman Oğuz ağzına yaklaştırmaktı. Yani onun kökünü aldım, gövde verdim ona, ekler vererek Oğuz ağzında nasıl konuşulur, yani bunun nasıl konuşulur olduğunu sözün gelişi Altaylılar ve Yakutlar ak demezler, ak derler. Şimdi ak derken bir de ak mı diyelim? Yani dolayısıyla onun doğrusu aktır. Çünkü Türkçe'de iki tane sesli harf yan yana gelmez. Şimdi Orta Asya'daki soydaşlarımız Türk dili içinde devrimi yapmadıkları için dilleri sanki farklılaşmış zaman içinde, sanki farklı bir dil konuşuyorlar gibi. Yani bunun iletişimini kurmak oldukça zor. Bir de bizim Türkçemizin kuralları onlarda yok. Şimdi dolayısıyla türetme şey için yeni sözcük için ne söyledim? Türetme. Bunun için bilgi gerekli. Çok derin Türkçe bilgisi gerekli. Birleştirme. Mesela helikopter. Helikopteri Türkçeleştireyim dedim. Helikopter. Helikopter. Bunun için bir peygamber böceği var. Aynı helikopter gibi uçar uçar konar, tekrar uçar. Helikopter de buna bakılarak yapılmıştır. Helikopter hemen çıktı, uçar konar. Bunu peygamber böceğinden buldum aslında. Uçar konar. Efendim, Güzel affet. Türkçemiz zaten hep kaynağını doğadan almamış mı? İşte tabii yani uçar konar Evet. bu sanki gecekondu gibi halkın değil mi? Gecekondu diye bir sözcük yoktu ki. Kesinlikle. Ama ne zaman İstanbul'un çevresinde işte bırakın yapsınlar, bırakın etsinler diye 50'de özgürlük diye halk kendi evini bir gecede yapıp yasa dışı ortaya koyunca ona ne dediler? Gece kondu. Yani Evet. o ev bir gecede kondu anlamına gece kondu çıktı. Evet. Şimdi gece kondu alışıldı. Yani buna bağlı olarak mesela asansör. Asansör, İngilizler buna asansör de demez, Fransızlar. Aslında asansör bir yönü belirtir. Ama ya eksik bir kelimedir yani yabancı dilinde eksik bir kelimedir. Oysa asansör ne yapar? İner çıkar, iner çıkar, iner çıkar değil mi? O zaman iner çıkar. Mesela uçak savar diyoruz değil mi? Uçak savar. Bunu ben türetmedim. Bu önceden türetilmiş bir şey uçak savar. Ama iner çıkarı ben türettim. Efendim, mesela oksijen. Oksijen zor şeylerden bir tanesi. O2 değil mi? Molekül olarak oksijen. Şimdi oksijeni ne diyeceğiz, ne diyeceğiz? Şimdi Orta Asya Türkçesine gittiğim zaman ot tegi diyor. Ot tegi. Ot tegi. Ot ateş demek. Yani ot tegi ateş yapan demek. Ya da ateşi yakan demek. Çünkü oksijen olmazsa bir ortamda ateşi yakamazsın.
Şimdi bakın, dilde bir mantık vardır. Mantıklı. Orta Asya'da ne yapmışlar? Ottegi, yani ateş yakan. Ottegi. Ottegi. Peki hidrojen için ne demişler? O da yakıcı. Yanıcı mı? Yanıcı. Hidrojen su yapar anlamına su tegi demişler. Su tegi. Su tegi. Şimdi bunları ben bulmadım. Evet. Ben bunları devşirdim. Nereden devşirdim? Orta Asya'dan devşirdim. Evet. O zaman tutup da hidrojen için Türkiye'de yeni bir sözcük bulmaya gitmemek gerekiyor. Ne kullanacaksın? Ottegi ve su tegi kullanacaksın. Aa hocam, biz alışmışız ağzımız oksijene ve hidrojene. O zaman sen Atatürk düşmanısın. Atatürk ne diyor? Yabancı sözcükler konuklarımızdır diyor. O yani nasıl İngilizceyi öğrenmek için çaba sarf ediyorsan, o zaman Türkçe için de çaba sarf edeceksin. Önce kendi diline saygın olacak. Çünkü Türkçe bizim DNA'larımıza işlemiştir. Evet. Türkçe konuşmuyorsa bir insan Türk değildir. Yani biz çeşitli soylardan gelen kişileriz. Yani biz Türk ırkından gelme bir soy değiliz. Türk ırkı diye bir ırk yok. Yani Oğuz soyu var. O Anadolu'daki her şeyle karışmış. Atatürk ne diyor? Anadolu'nun 15 bin yıllık uygarlığının tek mirasçısıyız diyor. Yani Hititler de benim atamdır diyor. Frigler de benim atamdır diyor. Urartular da benim atamdır diyor. Efendim, Paflagonyalılar da benim atamdır diyor. Misyalılar da, Bitinyalılar da, Traklar da benim atamdır diyor. O zaman yeri gelmişken hemen sorayım. Sizin Türk tanımınız nasıl Övgün Bilmen'im? Türk, yiğit, kahraman, batur falan demek değil. Bu uyduruk bir kelime. Şimdi ben bunu kitabımda da yazdım. Türk demek belli gelenekler çevresinde örgütlenmiş topluluktur. Türk, Türk'üm kelimeleri hep buradan türemiştir. Yani ben bunu kitabımda da çok ayrıntılı belirttim. Benim başka bir kitabım daha var. Bu sözlüklerin özeti olan Şu Üretken Türkçemiz diye bir kitabım daha var. Şöyle. Ben bunu tekrar bastırmam gerekiyor. Bu konuda belki sen bana yardımcı olabilirsin. Seve seve. Şimdi bunun şeyi kalmadı. Şu an arasalar da bulamazlar. Benim elimde de iki tane falan kaldı. Evet. Burada bütün o türetme kurallarını, yani ben köken bilimci oluncaya kadar deneyimlerimin tamamını buraya aktardım. Bunu Türkçe'ye saygısı olan herkesin okuması gerekiyor. Evet. Özün gelişi elektrondan söz edersek eksin. Efendim, protondan söz edersek artın. Efendim, narkoz, dal uyku, bunları sen derlemişsin. Evet. Mesela şeyde çok kullandığımız yine, mesela elektrik kelimesi. Elektrik kelimesi, elektrik adı için Türkçe'de o kadar sözcük var ki, yani mesela balkı var, kıvıl var, efendim, yani çok fazla sözcük var. Hani elektriğin karşılığı yok denecek. Bu kitabımda zaten bunların hepsinin karşılığı var. Mesela elektrik için bunlardan ben bir tanesini seçtim. Kıvıl'ı seçtim sözün gelişi. Kıvıl, kıvıl, kıvıl kelimesini biz kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Mesela bir şey ark yaptığı zaman ne diyoruz? Kıvılcım. Diyoruz, değil mi? Kıvılcım. Şimdi kıvılcım demek ki kıvıldan türemiş olan bir sözcük. Evet. Kıvıl demek ki elektriğin Türkçesiymiş. Şimdi neden kıvılı kullanmayalım da elektrik diyelim? Ama hocam ağzımıza oturmuş. Yani her zamanla ağzına oturur bu iş. Benimle konuşmak bazen insanlar çok sakınıyorlar. Yani çünkü ben insanları bozuyorum. Mesela bilim insanı çıktı bir de. Ya bilim adamı zaten doğruydu. Bilim Türkçe, adam ise İbranicedir. Evet. Adam. Adam'dan gelmiştir. Adam, Adem olmuştur daha sonra. Ama adam eşeğsiz kimse demek. Yani ne kadın ne erkek olmayan kişi demek. Yani madem ki birleşik kelime yapacaksın, insan diyemezsin. İnsan Arapça.
şimdi Türkçeleştireyim ya da kadınları da kapsasın diye insan bilim insanı diyorlar. Bilim eşeği var mı? Veya bilim maymunu var mı? Bilimle zaten insanlar uğraşıyor. Şimdi nohut çekirdekçi var, televizyoncu var, radyocu var, sucu var, tüpçü var, tuğlacı var, öyle mi? Demek ki cu, cu, ci, ca ekleri ne yapıyor? Meslek iki yapıyor. Evet. O zaman bilimci dediğin zaman bilimle uğraşan adam oluyor. Ya erkek ya kız, kadın. Şimdi biliyorsun Türkçe'de sözcükler dişi ve erkek olarak ayrılmaz. Sen bilim adamı, bilim kadını denmez, bilimci denir. Yani Fransızca'da ve şeyde İspanyolca'da le, la ekleri vardır Arapça'da. Mesela sandalye ya dişidir ya da erkektir. Efendim radyo ya dişidir ya erkektir. Bunları hep ezberlemen gerekiyor. Böyle bir dil olabilir mi ya? Ne kadar gelişmemiş bir dil. Şimdi dolayısıyla bilim insanı lafı utanç veren uyduruk, bunu kimin yaptığını da biliyorum aslında. Böyle uyduruk bir sözcük. Bir gazeteci yapmıştır ya. Herkes işini yapsın kardeşim ya. Evet. Ve gazeteciler şimdi toplum önderi olduğu için yanlış olan yayıldı gitti. Ya Türkiye'nin bir Türk Dil Kurumu var. Kimse de oturup da buna isyan etmiyor. Hayret bir şey. Bazen öyle derler. Sibek gibi ortada kalıyorum. Çıktığım televizyonlarda bunu ister istemez söylemek durumunda kalıyorum. Çünkü Türkçeyi oturtmak bir savaştır. Bunun dışında hiçbirimiz kalamayız. Evet. Şimdi sözün gelişi sizin derlediğiniz kelimelerden bakıyorum. İş adamını ne diyeceğiz hocam? İş adamını iş insanı diyorlar. Bunun karşılığı Türkçe'de var. İşker. İşker iş adamı demek. İşker. Yani daha ne yapayım? Mesela kardiyolog diyorsunuz. Bir hastaneye gittiğiniz zaman ki hastanenin Türkçesi sayrılar evidir. Sayrılar evi. Sayrı hasta demek. Hasta Farsça. Hasta hane, hane ev demek. Sayrı evi veya sayrılar evi. Yani sözün gelişi daha ne diyebilirim? Bana ilginç gelen birkaç tane sizin bulduğunuz karşılığı okuyabilir miyim? Olur. Maden, töz, antik, eskil, faiz, ürem, demokratik, elerkil, elektromanyetik dalga, kıvıl kapar. Kıvıl kapar benim bulduğum. Bu iki evet. Tane sözcüğün birleşmesinden oluşuyor. Kıvıl kapar. Radar, gözlengeç, radyometre, evet. Işın ölçer, fizibilite, işletilebilirlik, üniversite, bilimtey, hoca, bilmen. Siz bize örnek oldunuz. Biz Örtürk Akademisi'nde hoca kelimesini kaldırdık. Bilmeyen diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Mesela Işık'cığım. Bize sen, öğrettiğiniz bunu. Senin bu ara adın çok güzel bir isim. Işık. Ne kadar güzel bir isim. Var olun. Bunun İbranicesini kullanıyorlar çocuklara. Nur diyorlar. Ya Nur diyelim. Nur diyeceğine Işık. Sormayın efendim. Evet. Yani, demin siz anlatırken aklıma şöyle bir manzara geldi. Hani Atatürk demiş ya yabancı sözcükler. Dilimize gelen konuklardır. Zamanı gelince gitmelidir. Sanki dilimizin işgalinin iz düşümü gibi ülkemizde şu anda çok fazla yabancı konuk ağırlıyor. Belki dilimizi temizlersek fiziki konuklar da gider mi acaba Övgün Bilmen'im? Böyle bir savaşıma girsek. Ya şu anda Türkiye'de bir karşı devrim oturdu. Yani, yok, siyasete girmiyoruz da biz Öntürk Akademisi olarak. Sadece siyaset, bilim. Siyaset demek yaşamın kendisi. Evet, size yani onu sormak istedim. Yani şu anda bilimsizle bu izlenceyi yapmam siyasettir. Öyle mi? Çünkü neyi savunuyorum? Türkçeyi savunuyorum değil mi? Evet, evet. Siyaset ne demektir? Tutum demektir. Değil mi? Evet. Şu anda tutumumu ortaya koyduğuma göre, yani Türkçeyi savunduğuma göre siyaset yapıyorum demek. Siyasi sıvaka demek. Sıvaka, Türkçesi sıvaka. Sıvaka sıvazlamaktan geliyor.
Sıvazlamak, yani sırtını sıvazlayan kişi. Yani senin hoşuna gidecek sözlerle seni avanak gibi uyutan ve senin değerlerine sahip olan kişiye sıvaka denir. Siyasi. Bunun siyasi Arapça bir kelime. Türkçesi sıvaka. Sıvaka yani sırtını sıvazlayan kişi demek. Yani hepsinin Türkçesi var. Yani başka neleri örnek vereyim? Mesela tomografi çok kullanıyoruz, değil mi? Tomografinin Türkçesi görümsek. Görümsek, görümsek, görümsek. Şimdi bunları belki ilk defa sen derledin, baktın. Evet, petrol, kaya yağı, Kaya yağı. anjiyo, gir gör. Çok İçeri güzel. gireceksin ve Gir göreceksin. gör. Doppler Doppler, gözlek. Lazer, ışınır. Laiklik, bilim güderlik. Çıpal, sivil. Cerrah, yarman. Ameliyat, yarıntı. Mikrop, bozmuk. çünkü Kardiyolog, bozuyor. söylediniz kardiyoloğu, yürek bilimci. Narkoz, dal uyku. Evet. Çok güzel türetmişsiniz. Tabii. Mesela Vardiya, döney. Mucize, tansık. Roman, bitke. Benim şu ana aklıma gelenler bunlar. Bunun dışında varsa eklemek istediğiniz, sizin yok. bulduğunuz karşılıklar, örnek verirseniz. Otobüs. Mesela otobüs. Otobüs ne olabilir otobüs? Şimdi aracınız var. Ona ne diyoruz? Binek diyoruz, değil mi? Evet. Otobüs ise binet. Binet. Doğru. Binet. Niğde'de ve Nevşehir'de bineti kullanıyorlar. Yani binet oralar, bunu ben bulmadım. Binet. Mesela üniversite. Üniversite. Üniversite evren demek. City şehir demek. Şimdi bunu birebir çevirirsen eğer, o zaman İngilizce gibi Türkçe yaparsın. Dil bilimciler der ki, İngilizceden doğrudan doğruya çevirmeyin. Yani bölünmüş kelimeleri alıp onların Türkçesini koyarsanız apayrı bir anlam çıkar derler. Şimdi bir dil bilimci, benim gibi mühendis olan, bir dili seven bir değerli arkadaşımız bu tuzağa düştü. Mesela üniversiteyi çevirirken evren kent dedi. Evren kent. Yani evrenin içinde bir kent değil ki üniversite. Ama Ayşe Hanım'a sorduğun zaman üniversite Işık, ne diye ışık, sorduğun ışık zaman kullanıyorum. ve Ayşe Hanım'a sorduğun zaman bilim yuvası diyor. Öyle mi? Bilim yuvası. Şimdi yuva, bu nasıl bir, yalnız yasal bir kuruluş. Onda tay ekleri var. Sayıştay, danıştay, kamutay gibi. O zaman bilim tey dediğiniz zaman üniversite oluyor. Bilim tey, yani bilimin yapıldığı kurum. Ne kadar hoş bir şey, değil mi? Türkçe ne kadar doğurgan ve türetken. Ama bunun için bilimin kurallarını bilmen gerekiyor, değil mi? Elbette. Bilimin kurallarını bilmen gerekiyor. Yani bunun için binlerce sana örnek verebilirim. Mesela bozmuk, mikrobun Türkçesi. Mikrop. Mikrobu sen gözle görebiliyor musun? Göremiyorsun. Ama mikrop içine girdiği zaman ne yapıyor senin? Sağlığını bozuyor, değil mi? Bozuyor. Çok O zaman mantıklı. bozduğuna göre kök nedir? Boz. Boz. Ama gözle görülmediği kadar küçük olan bir varlık olduğu için bozmuk dediğin zaman mikrop oluyor. Evet. Mesela mikroorganizma. Mikroorganizma. Bunun Türkçesi ne olabilir? Organizma. Organizma. Yaşayan. Dirimcik. Ha bak, yaşayan doğru. Dirim. Dirim. Yaşayan nedir? Dirim. Dirim, cik, mikroorganizma. Evet. Mikroorganizma. Evet. Türk dil bilimcilerine çok iş düşüyor. Yani Evet. dil bilimcilerin düşüyor ama dil bilimciler yatıyor, maaş alıyorlar. Yani Evet. bunları, sözün gelişi çok çekinceli ve sakıncalı durumlardan bir tanesi. Benim gibi dili seven kişilerin
danışman kullanmamaları olur. Benim 3 tane dil bilimci danışmanım var. Çünkü ben bir dil bilimci değilim. Dolayısıyla bir şey türettiğim zaman ben hemen gönüllü olarak bana danışmanlık yapan çok güvendiğim danışmanlarıma hemen başvururum. Mesela bunlardan bir tanesi Doktor Orhan Tümen. Açtığım zaman telefonu hemen saymaya başlar. Şu şöyle bu böyle. Ha tamam hocam olur. Veya ta hocam olmaz bu. Şunun kelimesini şunu değiştir, bunu değiştir falan. Tekrar ben üstüne çalışırım. Tekrar sorarım. Birçok sözcük böyle türüyor. Yani onların onayını almadığım bir sözcüğü ben kitaba sokmuyorum. Yani türetsem dahi onların onayını mutlaka alıyorum. Şimdi sözün gelişi e-mail kelimesini Türkçeleştirmem gerek. Ne yaptılar bunu? Türk Dil Kurumu'na verdiler. E-mail kelimesini ne olarak önerdiler? E-posta. E-elektroniğin e'si. Yani e-mail ne demek? Elektronik mektup demek değil mi? O zaman mektup Arapça, Türkçesi biti. Biti. Ama karşılıklı yolluyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi karşılıklı anlamını yüklediğiniz kımsa yani harf ne oluyor? Şe. Şe. Sevişmek diyorsunuz mesela. Sevişmek dediğiniz zaman kadınla erkeğin seviştiğini anlatıyorsunuz değil mi? Görüşmek dediğiniz zaman sen ve başkasının konuştuğunu anlatıyorsunuz. Efendim, gezişmek dediğiniz zaman gezişmek. Yarışmak. Yarışmak. İki kişi yarışıyor. Yarışıyor. Evet. Demek ki şey harfi bir karşılıklık eki veriyor. O zaman bu nedir aynı zamanda yolladığınız şey? Bir belgedir. Belge, İkili. Belge eki G'dir. O zaman bitiş K. G. Bitiş G. Bitiş K. Ses uyumuna ses göre. Ses uyumundan dolayı K oluyor. G, K oluyor. Bitiş K dediğiniz zaman e-mail'in Türkçesi. Buyurun. Çok güzel. Çok güzel. E-posta dediğiniz zaman e halen İngilizce. Posta dediğiniz zaman o İtalyanca. E-posta İngilizce ve bu Türkçe olabilir mi ya? Ve bunu böyle öneriyorlar. Yani birçoğu Türkçe konuşuyorum diye e-posta diyor sözün gelişi. Şimdi bu ya ben bu sizle konuşmayı aylarca sürdürebilirim. Çünkü anlatılacak o kadar çok şey var. Övgün bilmenim. O kadar güzel anlattınız ki şimdi gidip Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydolmak içimden geliyor. Yani evet. Mesela grup kelimesi değil mi? Grup. Grup kelimesi bazı Orta Asya bir defa Ural Altay ne demek? Ur kent demek. Al ise ülke demek. Al el ülke demek. Evet. Ur al kent. Ur eli. Ur el kentleşen toplulukların yeri demek. Hı hı. Ural yani uygar insanların bölümü demek. Ural Doğu Avrupa'nın Türkçe adıdır. Doğu Avrupa, Ural. Hı hı. Doğu Avrupa Türklerinin, yani Doğu Avrupa Türkleri ta Ural dağlarına kadar yaşayan Türkler demek Karadeniz'in kuzeyinde. Altay ise Tayların çok olduğu ülke demek. Altay. Evet. Birisi Ural, birisi Altay. Çünkü Taylar, atlar nereden çıkmıştır? Oradan çıkmıştır. Peki Asya ne demek? As, bizim en derin atalarımızın adı. Aslar. Aslar. Asya. Asların ülkesi. Asya kelimesi, orada ya eki, Yunanca bir ektir. Asya, asların ülkesi demek. Yani bize Asyalı diyorlar ya,
Yani ortaları as olan insanların ülkesi anlamına Asyalı, yani Asya'dan gelen insanlar diye söylüyorlar. Mesela şeyde bazı örnekler, ne kadar süre oldu bilmiyorum ama izleyicileri de çok fazla yormayalım. Söz gelimi bazı, o kadar çok örnek var ki. Mesela ayların Türkçesi. Mesela aylar Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran diye gidiyor değil mi? Evet. Ayların Türkçesini derlediğim zaman mesela Ocak ayı diyoruz biz. Ocak yakılıyor çünkü. Mantık olarak doğrudur. Soğuk oluyor Ocak ayı. Televütler Çağanay diyorlar. Çağanay. Şimdi biz Ocak ayını bırakıp da Çağanay mı dememiz lazım? Hayır, Ocak ayı dememiz gerekiyor. Şubat ayı, Şubat Akatça bir sözcüktür. Şubat. Mesela bunun Türkçedeki karşılığı küçük ay. Yani çünkü kısa oluyor değil mi? 28. 28. Mesela burada Sakalar buna Olunu diyorlar. Olunu. Neden Olunu diyorlar bilmiyorum. Altaylar Biçik Ay diyorlar. Biçik Ay. Biçik, yani biçilmiş ay. Yani 30 gün veya 31 gün değil. 28 veya 29 güne biçilerek indirilmiş ay. Biçik ay diyorlar. Mantık doğru ama değil mi? Evet. Yani biçik ay. Ne kadar güzel değil mi? Doğadan alıyor. Aynen öyle. Efendim, şeyler yine teleütler Koçkor diyorlar Şubat'a. Koçkor. Koçkor. Mart ayına dikim ayı. Mart'ta gerçekten dikim derler. Teleütler Tulgan ay diyorlar. Teleütlerin sayısı şu anda çok azalmış durumda. Buraya bir gezi düzenlerseniz ben mutlulukla gelirim. Zaten Tanrı Dağları'nı düzenleyecekmişsiniz. Evet. Murat kardeşim söyledi. Oraya beni baş olarak, isim olarak yazın. Aslında olur bir, verirsiniz. Ya Tanrı Dağları'nı ben de görmek isterim. Tanrı ne demek biliyor musun? Tanrı, Tengiri'den gelmiş. Bir de sizden dinlemek isterim. Tanrı gökyüzü dedik Türkçe'de. Evet. Yani Türkler neye inanıyormuş demek ki? Gökyüzüne. Gök Tanrı'ya. Evet. Yani uzaya ya da evrene. Sonsuz boyutta sonsuzluk diyor Namık Kemal Zeybek. Tanrı gökyüzü demek. Tengri. Evet, evet. Tengri, gökyüzü demek. Şimdi Nisan ayı mesela, o da Akatça. Kökek diyorlar Orta Asya bazıları. Kırçan ay diyorlar. Kandık ay diyorlar. Mayıs ayı tören ayı, çok evlilik olduğu için. Haziran'a kulca, sıcak ay. Küçü üzü ay. Küçü üzü ay. Temmuz. Temmuz da Akatça'dan geliyor. Temmuz dokuz kelim, domuz kelimesinden türemiştir aslında. Orak ayı, Eliya ay, ot ayı, tekel, şilde ve çeşitli Türkler bunu bu şekilde söylüyor. Dolayısıyla burada tabii ben kaynak gösteriyorum. Siz de kitap aldığınız için biliyorsunuz, sözlük aldığınız için. Her sözcüğün nereden alındığına ilişkin mutlaka kaynak var. Evet. Yani bunların atmasyon olmadığını şey yapıyorum. Ağustos mesela bu Roma'dan gelmiştir. Güzkü. Güzkü. Mesela Ağustos Güzkü. Çünkü güzün başladı. Bozaran ay. Kırkma ayı. Küskü. Atırcık. Tamız. Baş öne. Sümbile. Yüzbaşı ay. Yüzbaşı ay gibi kelimeler var. Bunun şimdi hepsini girmeyeyim. Başka örnekler. Türkçe o kadar varlıklı ki. Mesela birçokları at der. Kaç yaşında? 3 yaşında, 5 yaşında der. Ama bakın Türkçe ne diyor? At, kısırlaştırılmış erkek beygire verilen isim. İlginç. Eğer dişi ise kısrak. Evet. Olak, P. Bakın. P dediği zaman dişi at demene gerek yok. P dişi at demek zaten. Kısrak ya da olak. Şimdi at yavruysa tay diyoruz. At 3 yaşındaysa
Türkçe'de kunacın, 4 yaşındaysa tönön, 5 yaşındaysa betsi, ağır yük taşıyorsa katana, azgın bir atsa tokçun deniliyor, çalışan işçi bir atsa tuğur deniyor, damızlık bir atsa aygır, çok hızlı koşuyorsa tulpar deniyor adı. Efendim, yük taşıyorsa beygir, katır, beyaz yeleli ise çaldar deniyor. Efendim, kısrak ise, yavru kısrak ise kulun deniyor. Altı aya de kısrağa verilen at tay. Bir yılını doldurmamış taya verilen at kalın tay. Kalın tay. Gibi, yani düşünün, at dediğiniz zaman o atın tavrına göre, davranışına göre, yaşına göre Türkçe'de bir harf var. Böyle bir zenginlik hangi dilde vardır Allah'ını seversiniz yani? Bu kadar zengin bir dil olabilir mi? Mesela balıklar, aramızda bizi dinleyenlerden balık sever bir arkadaşımız da var. Gündüz Bey dinliyordur sanıyorum. Mesela ahtapot, Türkler ne diyor? Sekiz ayak diyorlar. Ahtapot Türkçe değil. Yunanca. Aterina, Yunanca bir isim. Gümüş balığı. Efendim, balığa balık deniyor, çapak deniyor, buluk deniyor, pılı deniyor. Fileto, beken. Fluria, yelbe. Fok balığı, tülen. Efendim, istakoz, omar. Mesela bunlar hiçbiri Türkçe değil. Bunlar hep Yunanca kelimeler. İstiridye kabuğu, çukuruk, karides, deniz çıyanı, kıskaç bakan, çimçim. Türkçesi, bakın, üç tane karşılık var karides için. Kaya balığı, sümüklü deniyor ona. Kerevet, göl çıyanı, kıskaç bakan, levrek, sudak, medüz, deniz anası, mercan, şuru. Mersin balığı, katıs, mercin marinası, at balık, midye, çanak, çiyenek, kıyık. Midyenin karşılığında üç tane sözcük var. Bundan evet. Hiçbirini kullanmıyoruz ama Yunancasını evet. Kullanıyoruz. Mesela palamut balığı, tüysüz, pelit kozası balığı deniyor Türkçe'de. Salyangoz için kırtaç, sümüklü böcek. Gülüyoruz ama çok üzücü bir durum değil mi bilmenin? Tabii aslında. Son balığı. Yani Türkçe öğrenmeye kalkarsan çok çalışman gerekiyor. Evet. Son balığı sapran. Yani balıklarının mesela subye var. Köpürcek deniyor Türkçe'de. Köpürcek. Şimdi bunun gibi örnekler vereyim böyle şey olarak. Gelelim bilim yuvalarına. Mesela şeyde akademi bunu ben türettim. Bilittey Darülfünun Bilimtey Darülbedai Güzel Unganlar Kuruluşu, Dekanlık Yetilbeylik, Departman Yetiltey, Dershane Öğretilik, Derslik Öğretilik yine, Enstitü Araştıray, Fakülte Yetiltey, Fen Fakültesi Doğa Bilimleri Yetilteyi, Güzel Sanatlar Akademisi, Güzel Unganlar Bilitteyi ya da Güzel İdeler Bilitteyi. İde sanat demek Türkçesi, ungan da sanat demek. High School Bilgitey, Hukuk Fakültesi Doğruluk Yetilteyi ya da Tüze Yetilteyi. Tüze hukukun Türkçesidir. İlahiyat Fakültesi Oğan Yetilteyi, Oğan. İlahiyat Oğan Türkçesi. İmam Hatip Okulu, Kıldırman Aykaç Okulu deseniz Türkiye'de kimse bilmez değil mi? Efendim, Konservatuvar Koruntay, Lise Bilgitey, Rektörlük Bilimtey Başılık gibi. Mesela biraz hızlıca geçeyim.
Gelelim akademik ünvanlara. Dekan, Yetil Bey, Profesör, Bilmen. Mesela ben bir bilmenim, değil mi? Evet. Aynı zamanda doktorum, yani bilim doktoruyum. Bilim doktorun Türkçesi öke, öke. Öke. Demek ki Bilmen, öke, övgün, ercan. Doçent, bilgen, yardımcı doçent, yani associate professor anlamına bilger. Demek ki bilger, bilgen, bilmen. Evet. Bilger, bilgen, bilmen. Bilgen. Onların altında ne var? Öke var, değil mi? Evet. Asistan, bunu şeyler, Azeriler kömekçi diyorlar. Asist etmeye, kömeklemek diyorlar. Kömek, asist etmek anlamına, hizmet etmek anlamına kullanılır, kömekçi. Kömekçi diyorlar asistana. Mesela bunlar, eğer Azeriler kömekçi diyorsa bizim asistan demememiz gerekiyor. Hı hı. Alim, bilgin. Tengrigen. 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 Tengri neydi? Tanrı'ydı, değil mi? Alim, yani Tanrı'ya, yani yaratılışa ait bilgilere sahip olan kişi demek. Tengrigen. Ne güzel sözcük, değil mi? Çok güzel. Filozof, kam. Hoca, eğer cami hocasıysa öğütçü. Okul hocasıysa baksı. Baksı. Kalpe, derviş, alperen. Post doktora, alp ökelik gibi. Mesela master yapmak, ungan master. Yani master'lıyım dediğin zaman unganım demen gerekiyor. Şimdi bakın, bir de size şaşıracağınız bir şey okuyacağım. Türkçe ne kadar zengin. Her yaş aralığının Türkçe'de karşılığı var. Muhteşem. Bunların hepsini Ural Altay'dan derledim. Çocuk daha doğmadan önce sperm, döl, cenin, yayını, yayını, embriyo. O çocuğun daha ana karnındayken ilk biçimi, değil mi? Embriyonun Türkçesi kut. Kut, döl. Onun biraz daha büyüğünü yayını. Onun biraz daha büyüğünü kut. Bak, daha çocuk doğmadı. Ana karnında, ana karnındayken daha yumurtayı sperm bulmadan girişe ne deniyor? Döl. Bunu biliyoruz zaten. Onun yumurtadıktan sonra yığını deniyor artık ona. Yani döllemişse yumurtayı, yığını deniyor. Artık bir çocuk biçimi oluşmaya başladıysa ona da kut deniyor. Bebek 0-1 yaşındaysa, bebek Türkçe değil. Çocuk günü gelmeden doğan eksik deniyor. Çocuk yeni doğmuşsa bağana, bağnak, cene, çığıltı deniyor. Çığıltı. Yeni doğmuş çocuk çığırınır, değil mi? Onun için çığıltı deniyor. Efendim, yani 3 güne kadar, 0-3 gün arasına çığıltı deniyor çocuğun. Bakın, 3 günlük çocuğun adı var, çığıltı. Bebek yeni doğmuş, 40'ı çıkmamış ise, yani 3 ile 40 yaşı 40 gün arasındaki çocuğa ülle deniyor, ülle. Artık onu bebek demiyor. Bebek, bizde bebek Türkçe değil, bütün yaş gruplarını bebek diyoruz biz. Ama Türkçe'de karşı var, ülle. Yavru, yavru biçimine gelmiş artık çocuk. Ona tuna deniyor, tuna, tuna. Bebek, bebeğin tam karşılığı Türkçe'de nini, nini, nini. Bebek Türkçe değil. Cibar, çaylak, çova, dadaş, telgen. Mesela şeylerin dadaşları vardır, değil mi? Erzurum'un. Demek ki o ne demekmiş? Bebek demekmiş, değil mi? Dadaş. Efendim, emen çocuğa, yani süt emen çocuğa doğugaç deniyor. Doğugaç. Doğugaç. 1-6 yaşındaysa çocuk çabar, çıbar deniyor.
Diş çıkartan çocuğa dişik deniyor. 1 ile 2 yaşındaki çocuğa bubu deniyor, bubu. Çocuk emekleyen abalak deniyor. Çocuk ayakta durmaya çalışana çöelek deniyor. Çocuk büyüttüğünüz için bilirsiniz bunu. Çöelek. Evet. Çocuk yürümeye çabalıyorsa dörün deniyor. Çocuk yeni yürüyene çöçe deniyor. Konuşmaya başlayan çocuğa çödür deniyor. Çödür. Çocuk 5-6 yaşına kadar encek encik deniyor. Köpek enciği denir ya. Demek ki insanlara, yani 7 ile 14 yaşındaki çocuğa pöngemen deniyor. 14 ile 18'e deli toy deniyor. 18 ile 22 arasına delikanlı, 22 ile 30 arasına genç, 30 ile 39 arasına eremeke, 40 ile 49 yaşına ekece. Siz kaç yaşındasınız? 54. Ekece. 50 ile 59 arasına eke deniyor. Eke olduk. Peki siz eke olmuşsunuz. 60 ile 69 arasına düeşe deniyor. Düeşe. 70 ile 79 arasına direk deniyor. Ben bir direğim şu anda ya. Çok güzel. Direk. 70 ile 79 arasına direk deniyor. 80 ile 89 arasına geçkin deniyor. Evet. Eğer bu kadınsa çongalaz deniyor. Beber, ihtiyarsa düşkün, eksin, geçkel, geçkin, geçik, ırsap, kart, kargan deniyor. Oldukça yaşlıysa, yani 90'dan daha büyükse gökşin deniyor. Gökşin. 90'dan daha büyük. Gökşin deniyor. Yani düşün. Kız ismi olarak koyuyorlar Gökşin'i. Koysunlar. Duydum. Olabilir. Yani Türkçe orada saklı kalmış oluyor. Evet. Düşünün, bu kadar varlıklı bir dil dünya üzerinde var mı Allah'a sıkarsın? Kesinlikle yani, yok. Bana bir tane örnek istedim. Kesinlikle. Yani. Öyle anlaşılıyor ki Arapça ve Farsça işgalinden aslında kendi soydaş kelimelerimiz, sözcüklerimiz buraya gelememişler. Anadolu'ya gelememişler. Değil aynen mi? Öyle. Bilmenim. Aynen öyle yani. Burada hepimize çok görev düşüyor. Aslında Ön Türk Akademisi'nin kuruluş amaçlarının bir tanesi de bu. Atatürk'ün yarım kalan bir rüyası var. Unutulmuş Oğuz sözcüklerini bularak tekrar Türkçe'yi hayata geçirmek, yaşama kavuşturmak. Hepimize büyük görev düşüyor burada ve siz bu görevinizi çok güzel yerinize getirmişsiniz. Candan kutluyorum tekrar. Rica ederim ama bu sözcük böyle kalmaması lazım. Bunun evet, bütün takipçilerimize bu değerli, çok geniş kapsamlı sözlüğü edinmelerinde baş ucunda bulundurmalarını salık veriyorum. Ve son olarak da atamızın Türk gençlerine devrettiği en değerli ses bayrağımız olan Türkçe alanında çalışmak isteyen bilimci ve araştırmacı yazarlara ne öğüt vermek istersiniz bilmenim? Ben bu örnekleri burada kesin artık hocam diyorsunuz, öyle mi? Yok, estağfurullah. Ama burada çok daha örnekler bitmiyor yani. Bitmez. Yani 235 benim bin. Benim şu da hemen çıkartmam gerekiyor çünkü kalmadı. Yani bu ikisi aynı seri. Evet. Sağlık deyimleri sözlüğünü çıkarttım. Onunla ilgili ben sizinle bağlantı kurayım. Bu sağlık deyimleri sözlüğü. Yeni baskısı için. Mesela bu neredeyse elimde patladı. Bunu bir büyük hastaneler benden istemişti. Hocam sağlık deyimleri sözlüğü çıkarır mısınız diye. Düşünün, bunu bir doktordan değildi, bunu benden istediler. Hepsi çok değerli. Onun da okunması gerekiyor. Ona yani, da ben göz attım. Bu da kalın bir sözcük. Sözlük. Efendim, şimdi ya benim ülküm, benle televizyona falan çıkmak biraz... İnsanlar televizyonu çağırmaya da, televizyonun Türkçesine hocam diyeceksiniz. Sanalgı, evet. Sanalgı. Sanalgı. Yani sanal algı. Görmüş olduğun gerçek sanal değildir, algı. Sanaldır. Evet. Sanalgı. Dolayısıyla çağırdıkları zaman pişman oluyorlar. Çünkü ben hemen orada düzeltmek durumunda kalıyorum. Çünkü sen düzeltmeyeceksin, ben düzeltmeyeceğim. Kim düzeltecek? Kesinlikle. Evet. Şimdi maalesef insanlarımız
artık okumuyor. Herkesin bir telefonu var. Evet. Herkes telefonla oynuyor. Hani buna chatting de deniyor. Yani chatting gevezelik yapmak. Yani herkes telefonuyla gevezelik yapma. Aa, o ne demiş? Ona hemen bir yanıt yaz. Ya iki tane kızla erkek genç aynı masada oturmuşlar. El ele tutup da birbirinin gözlerine bakıp duygularını belirtmeleri gerekirken biz böyleydik yani. Evet. Yani sevgi vermeleri gerekirken kendilerine mesajlar yazarak gülüşüyorlar. Ha 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 hi hi. Ya şu kızın bir elini tut, gözlerine bak. Güzel sözler söyle. Mesaj Aslında yazıyor ya. hırsız bunlar. Karşısındaki Bilmedim, hırsız. karşısındaki. Gel, bu zaman hırsızı bu. Kesinlikle. Zaman hırsızı ve duygu hırsızı. Duygu hırsızı. Ya eskiden biz bir mektup yazardık kız arkadaşımıza. Cevabı gelecek diye aylarca beklerdik ya. Bir de onu Heyecanla. Malanya falan ekip böyle Evet. esans koyardık kokumuzu görsün diye. Yani benim önerim bir defa okusunlar ve Türkçeyi araştırsınlar. Eğer bulunan Türkçe sözcükleri yazılarınızda ve konuşma dilinizde kullanmazsanız o sözcük oturmaz. Aa, oturmadı ya. Hiç kullanmazsan nasıl oturur? Kendi dilini sevmen gerekiyor. Yani Atatürk söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Türkçe konuşmayana Türk denmez. Tabii. Atatürk'ün son öğüdü de söyleyin çocukları Türkçeyi bırakmasınlar. Türkçe ulusun yapışkanıdır. Türkçe giderse ulus biter diyor. Ne kadar net değil mi? Evet. Lan bu kişiden, Atatürk'ten daha büyük bir Türk var mıdır Allah'ını seversen? En büyük Türk Atatürk. En büyük Türk, mesela kurt, Türkçenin, Türkiye'nin simgesidir. Mesela kurtu şu anda MHP simge yapması nedeniyle insanlar kurtu aykırı duruyor. Yok, bu Türk'ün simgesidir. Şu Bütün işaret, Turan ellerinin. mesela şu işaret, Evet. bu aslında Türk'ün işaretidir. Ama MHP Bütün Turan ellerinin. MHP sahip çıktığı için insanlar farklı bir anlam çıkarıyorlar. Aslında bu Türk'ün işaretidir bu. Yani tekrar bizim eski değerlerimize, yani bu siyasallaştırıldı. Bir defa adını andığım parti bir defa artık Türklüğün partisi değil. O tamamen farklı bir yön şu anda çiziyor. Dolayısıyla bizim özümüz olan Türklüğümüz ve kültürümüzden utanç duymadan sahip çıkmamız gerekiyor. Edinmemiz ve onu korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Daha ne diyeyim? Evet. Yani arkadaşlarımızla, dinleyen arkadaşlarımızla uykusuz bıraktık. Ben bütün katılanlara ve size çok teşekkür ediyorum. Biz Buyurun. çok teşekkür ediyoruz Bilmen'im. Çok değerli bir söyleşi oldu ve dilerim bir başlangıç olur. Türk dilini canlandırmak, diritmek için bir yeni bir başlangıç olur. 26 Kasım 2022 tarihi. Ön Türk Akademisi de bunun savaşını veriyor. Siz de bize katıldınız. Hep birlikte çalışmaktan onur duyuyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Tabii Işıkçığım, sevgiler. Sağ olun. Böyle kollarımı açıyorum. Sevgiyle seni kucaklıyorum. Karşılıklı efendim. Peki. Sağ olun. Sağlıklı günler diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.